Günaydın. Günaydın kızım. Ben de yalnız başıma kahvaltı edeceğim diye sıkılıyordum. Geç otur. Çınar yok mu? Şermin de babamın burada olduğunu söyledi. Çınar'la babam biraz önce acele acele çıktılar. Allah Allah. Nereye gittiler ki? Çınar çıkarken galeriye gidiyoruz dedi. Senin haberin yok anlaşılan. Yok, haberim yok. Ne galerisi bu? Araba kızım. Çınar babana araba alacakmış galiba. Anladım Nedret Hanım. Size afiyet olsun. Yine bir başına kaldım Nedret Hanım. Toprak kızım. Baba neredesin? Damadımla birlikteyiz. Nereye gidiyorsun? Hiç öyle çıktık. Yani halledecek bir iki işimiz de vardı. Sakın o iş araba almak olmasın baba. Baba ben sana dün akşam ne dedim? Çınar'dan ya da başka birinden bir şey istemek ne demek? Ben ondan hiçbir şey istemeyeceksin demedim mi? Alo? Toprak kızım. Sesin gelmiyor. Ses mi kesildi ne? Toprak? Zaten ben bu telefonun doğru düz çalıştığını hiç görmedim. Niyazını doldurdu yani. Alo, Toprak. Baba sen neden beni zor durumda bırakıyorsun? Çınar'dan ya da başkasından bir şey istemek ne demek? Baba? He? Neyse, hadi ben onu sonra ararım yine. Alo. Allah kahretsin. Kızım, iyi misin yavrum? Ay anne, hiç iyi değilim ben. Ne oldu yavrum? Anne, babam Çınar'dan araba istemiş. Şimdi almaya gidiyorlar. Ne diyorsun kızım sen? Vallahi, ben ne yapacağımı şaşırdım anne. Anne ne olur yardım et, babamla konuş. Engel ol buna ne olur. Ne öyle fırsatçılar gibi. Ah kızım ah, ne diyeyim ben bu babana bilmem ki. Vay 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 vay. Şuna bak ya. Yani ateş gibi ha. Yani kurban olayım kırmızıya. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle daha çok kırmızı renkli arabalara bakıyoruz biz. Arkada bir tane daha mevcut. Buyurun. Hadi bakalım. Vay anam vay. Ya damat. Hani yani kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Vallahi oradaki kırmızı da çok güzeldi ama sana baştan fazla yüklenmeyelim damat. Belki sonra kısmet onu da. Nasıl istersen baba. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim oğlum. Ben satış işlemlerini gerçekleştireyim. Sonra da yapmam gereken başka işler var. Aman oğlum. Bu arabayı hemen çıkartalım buradan. Ben akşama kadar dolaşırım. Sen de işine gücüne bakarsın. Tamam. Peki sizi böyle alalım. Sağ ol, iyiyim. Asıl sen nasılsın? Sabah aceleyle çıkmışsınız. Kusura bakma, gidiyorum diyemedim sana. Neredesiniz şimdi peki?
Çınar, babam senden bir şey istedi değil mi? Ben biliyorum zaten böyle olduğunu. Geldiğinden beri sana sürekli eksiklerini, ihtiyaçlarını anlatıp durdu. Ama bak ben senden rica ettim. Ne olursa olsun dinleme onu. Hiçbir şey alma ona. Tamam Toprak. Sonra konuşalım bunları. Ben şimdi yoldayım. Eşimi kontrole götürdüm, hastaneye gidiyorum. Bana söylediklerin aklımı çok karıştırdı. Bir kontrol edeceğim. Tamam tabii. Kusura bakma, ben de kendi derdime düştüm. Doktorla konuştuktan sonra beni de ara, olur mu? Tamam. Hoşça kal. Gelebilirsin. Müsait misin? Tabii müsaitim Kerem, gel. Şu aldığımız CD'leri soracaktım ben sana. Ay ben unuttum onları. Kusura bakma, dur. Yok, ben bunları değil, sana aldıklarımı soruyorum. Öyle mi? Onlar da burada. Tamam. Hadi yükleyelim de nasıl çalışıyormuş görelim. Yükleyelim de senin dersin yok mu? Yani benim yüzümden geri kalma. Çınar abi okul için bana süre verdi. Karar verince konuşacağız. O yüzden şimdi boş, merak etme. Sağ ol Kerem. Asıl sen sağ ol. Vay be aslanım. Kükrüyor, kükrüyor. Hey gidin dedirebilsin. Gün senin günün. Yürü! Kürtaj için geldiğiniz tarihi buldum. Doktor bey de 2 gün sonrasında randevu vermiş. Biliyorum da daha sonradan gelip gelmediğini görebiliyor musunuz? Evet, Yeşim Hanım kontrole gelmemiş. Gelmemiş mi? Emin misiniz? Eğer gelmiş olsaydı ekranda doktor beyin yazdığı reçete görünürdü. Ama maalesef ekranda ne bir tanı ne de bir ilaç kaydımız yok. Peki, teşekkür ederim. İyi günler. Doktor Cansel burada mı? Evet efendim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Kimliyim? Beni tanımazlar. Bir konuyla ilgili fikrini alacaktım. Buyurun, ben size eşlik edeyim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Bir hastanızla ilgili konuşmaya geldim. İsmi? Yeşim Taşkıra. Onun doktor olduğunuzu biliyorum. Son zamanlarda işim size kontrole geldi mi? Nesi oluyorsunuz işimi? Neden soruyorsunuz bunu? Bakın doktor bey, bu gerçekten çok önemli. İşim size kontrole geldi mi? O hamile mi?